Abla, ne zaman uyanacak senin ablan? Bilmiyorum. Tatil boyunca uyudu zaten. Uyandıralım mı? Nasıl? Gel. Aa, Ozan abi gelmiş. Hoş geldin Ozan abi. Ne, Ozan mı? Geç otur Ozan abi. Şimdi senin ablan da uyanmak üzere. Ne? Ozan Bey bağırdı, görmemeli. Günaydın. Günaydın. Leyla, bunlar hep senin başının altından çıkıyor değil mi? Hayır ya, bu sefer Nazlı'nın fikriydi. Ya, yalan söylüyor, söyledi. Nazlı, 2 dakikada satıyor beni. Şimdi görürsünüz siz. Şunu söyleyebilirim ki Yüce Onos, Selena artık bir iyilik perisi değil, bir aşk böcüğüne dönüştü. Aşk böcüğü. Görsen tam geldi. Çok özür dilerim Yüce Onos. Tamamen geleceğim zamanı unutmuşum. Sadece bugün böyle bir şey oldu. Bir daha olmaz. Neden? Aklının başından gitmesi bir günlük müydü? Yoksa yaşadığın aşk bir günlük müydü Selena? Sen kendi işine bak. Duygusuz. Kara karga. Bizim meslekte duyguya yer yoktur Selena. Anladığım kadarıyla gerçek aşkı arıyorsun Selena. Yanılıyor muyum? Evet. Gerçek aşkı aradığım doğrudur Yüce Onos. Bundan utanmana gerek yok. Sen kötü bir şey yapmıyorsun ki. Bir elmanın yarısının mükemmelliği de yarım demektir. Ancak bütün olduğu zaman ideal şeklini kazanmış olur. İşte böyle. Sen de aşktaki mükemmelliğe diğer yarını bularak ulaşabilirsin Selena. Bu mükemmellik seni gerçek bir başarıya götürecektir. Tam olarak anlayamadım Yüce Onur. Anlatayım. Sen bir gün yarım elmanı, gerçekten evleneceğin erkeği bulup da evlenirsen, evrendeki tüm kötülükler sona erecek. Ve böylece Hades'in kötü güçleri de yok olacak. Ama eğer evlendiğin kişi yalnız, yani elmanın yarısı değilse, o zaman sen kaybedeceksin. Tüm güçlerin elinden olmayacak. Ve kötülük tüm evrende hakim olacak. Bunun için evlenirken çok dikkatli olmalısın. Sen onu, o da seni gerçek bir aşkla sevmek zorunda. Yoksa sen ve iyilik yok olursunuz. Bunu sakın unutma. Evet, gelelim bu haftaya. Çok enteresan. Bu hafta iyilikle kötülük berabere kalmış. Ütopya'nın iyimser bakışıyla bunu değerlendirecek olursak ikiniz de kazanmış oluyorsunuz. Yüce Onos, 5'er tane penaltı çekişsek ben hepsini atarım. Hayır. İkiniz de ödüllendirileceksiniz. Ve ödüllerinizi işittiğiniz zaman çok sevineceksiniz. Ödülünüz zamanda yolculuk. Geçmişte istediğiniz bir tarihe gidebilirsiniz. Bu çok güzel bir ödül Yüce Onos. Evet, çok güzel ve aynı zamanda çok iyi değerlendirilmesi gereken bir ödül. Koray, sana bir şey soracağım. Nedir? Ya şey, Güney evlenme teklif ettiğinde acaba kabul etmezse ne olur diye korkmuş muydun? Yok. Hadi ya. Kendinden bayağı emindin yani. Yok, tam olarak öyle değil aslında. Korkmamıştım. Çünkü evlenme teklif eden ben değildim. Nasıl yani? Ciddi misin sen? Tabii. Güney baktı ben ıkınıp sıkınıp 2 cümleyi bir araya getiremiyorum. O da avukatım olarak duruma el attı ve benim adıma kendine evlenme teklif etti. Hadi canım. Vallahi
Hatta hala dalga geçer vekalet ücreti bağlamadım diye. Çok iyi ya. Keşke Selena da aynısını yapsa. Selena da mı aynısını yapsa? Dur bakayım. Yoksa sen... Evet. Selena'ya evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ne? Evlenme teklif etmeyi mi düşünüyorsun?